Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte çikolatalı, fındıklı dilim poğaç hazırlıyoruz. Küçük büyük herkesin afiyetle yiyebileceği lezzetli, güzel çikolatalı poğaçalar yapacağız. Yapımı pratik, lezzetli, enfes bir tarif. Buyurun hep birlikte hazırlayalım. Hamuru için yoğuruk kabına ilk önce 2 çay bardağı ılık süt koyuyorum. Sütü sıcağa yakın kullanıyorum. Mayalanma işlemi olacak. Dengelemek için. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta ekliyorum. Çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra 3 tepeleme yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 3 tepeleme yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve 1 pakette instant maya ilave ediyorum. 10 gramlık paketlerde olanlardan güzelce karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Artık çırpıcıyı çıkartıp Kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Toplamda 3,5 4 su bardağı un yeterli geliyor. Unun kalitesine göre un miktarında değişiklik olabilir. Bu yüzden lütfen azar azar ekleyelim. Hamur güzelce toparlanıncaya kadar bakın yoğurmaya devam ediyorum. Yumurtanın büyüklüğüne göre bile un miktarında değişiklik olabilir. Bu yüzden lütfen dikkatli bir şekilde kontrollü ekleyelim. Bakın hamurumuz toparlandı. Tamamen ununu yedirinceye kadar elimizi bırakıncaya kadar devam ediyoruz. 3,5-4 su bardağı un yeterli geliyor. Tamamen özleşinceye kadar yoğuruyoruz. Kakaolu bir hamur, çikolatalı, içi çikolatalı, hamuru çikolatalı enfes bir lezzet olacak. Artık hamurumuzun kıvamı oldu. Bu şekilde bakın çok güzel bir kıvam var. Üzerini örtüp artık mayalanmaya bırakıyorum. Kalın bir örtüyle de örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süreci o da ısısına göre değişiklik gösterebilir hamurumuz güzelce mayalansın hamur artık yeterince mayalandı mayalanan hamuru açıyorum ve tekrar toparlayarak yoğuruyorum bu işlemi bütün mayalı tariflerde yapıyoruz havasını alıyoruz ki ekşi bir maya kokusu oluşmasın Güzelce tekrar yoğurduktan sonra artık hamurumuz hazır. Hamuru tezgaha çıkartıyorum ve tezgahta tekrar toparlayarak yoğuruyorum. İlk önce elim ile üzerine bastırarak inceltiyorum. Ve merdane yardımı ile açarak inceltiyorum. Dikdörtgen olacak şekilde bakın hamuru açıp hazırladım. Kenar kısımların düzgün olmasına özen gösterelim lütfen. Şimdi üzerine ekmeğe sürülebilir kahvaltılık çikolatadan her tarafından sürüyorum. Çikolata miktarı tamamen size kalmış. Miktar vermiyorum. Üzerine ince bir tabaka olacak şekilde sürüyorum. Çok kalın olmasın. Çok ince de olur ise eğer tadı hissedilmeyecektir. Lütfen güzelce üzerine sürelim. Her tarafına sürdükten sonra çekilmiş fındık serpiyorum. Fındık çok yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı öneririm. Özellikle fındık, tabii ceviz var ise ceviz de kullanabilirsiniz. Her tarafına serptikten sonra rulo yaparak hamuru sarıyorum. Uç kısımlarına hafif bastırıyorum yapışması için rulo yaparak iyice birbirini tutmasını sağlıyorum ve artık iki parmak genişliğinde dilimlere kesiyorum. Bakın harika görünüyor. Çikolataları da çıkmış. Bu şekilde hamuru hazırladım. Artık kalıbın içine yerleştiriyorum. Yağlı kağıt ile kaplanmış kelepçeli kalıp kullanıyorum. Normal bir fırın tepsisine koyarak da hazırlayabilirsiniz. Kesmiş olduğumuz taraf üste gelecek şekilde bakın. Çok fazla yakın koymuyorum. Hafif aralık bırakarak yerleştiriyoruz. Piştiğinde kabaracak ve birbirlerine yapışacaklar kalıbın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz herhangi bir fırın kabında tepside de bu şekilde pişirebilirsiniz illaki kelepçeli kalıp kullanmanıza da gerek yok bakın hamurları kalıba yerleştirdim Vaktiniz var ise bu aşamada 15 dakika tepsi mayası yapmanızı öneririm. Bakın harika görünüyor. Bu şekilde artık fırına veriyorum. Önceden ısınmış 170 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ortalama 40-45 dakikada pişiyor. Kakaolu olduğu için pişme süresine dikkat edelim lütfen. Böyle sade hamurlar gibi olmuyor. Kontrollü bir şekilde pişirelim ve fırından çıktı gördüğünüz gibi çikolatalı poğaçalarımız. Fırından çıktığında da üzerine mutlaka temiz pamuklu bir örtü örtelim ki üzeri kurumasın. İlk sıcağı da çıktıktan sonra artık afiyetle yemeye hazır. Yağlı kağıt yerleştirdiğimiz için rahatlık ile kalıptan çıkıyor ve çikolatalı dilim poğaçalarımız hazır lezzeti görüntüsü şahane enfes bir poğaça oldu gördüğünüz gibi harika görünüyor çok güzel de kabararak pişti, nefis bir görüntüsü ve lezzeti var bu şekilde artık servise hazır arzu ederseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz veya çikolata tekrar eritip üzerine gezdirerek de servis yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben bir miktar beyaz çikolata eritip beyaz çikolata ile servis yapmak istiyorum. Bu tamamen size kalmış. Beyaz çikolata da çok yakışıyor. Pudra şekeri de hangisiyle servis yapmak istiyorsanız onun ile servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte nefis bir dilim poğaça hazırladık. Çikolatalı bir poğaça. Lezzetli, güzel bir tarif. Çikolata sevenlerin mutlaka denemesi gereken güzel bir poğaça oluyor. Bakın, görüntüsü, lezzetini ele veriyor. Efsane bir lezzet oldu. Davet sofralarınıza da bu şekilde çok yakışacak, sunum ışık, enfes bir poğaça. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.